Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet çok şükür Rüyan Kent kapında yanılmadığımız gibi Edin Ceko kapında da yanılmadık. Öncelikle sevgili duyum kaynağıma çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum çünkü kendisi beni mahcup etmedi ve e, sizlerin karşısında da bu sefer hani bu yıl özellikle daha net daha dik bir şekilde durabiliyoruz kendilerinin sayesinde. Edin Ceko Ali Koç'un başkanlık döneminde transfer ettiği 18. Forvet oyuncusu oldu. E, bu arada Edin Ceko Fenerbahçe için İstanbul'da haberiyle giriş yapayım. E, 18 ismi de sayarız. Şimdi transfer için resmi açıklamada bulundu. Edin Dzeko için ve Edin Dzeko İstanbul'a geldi. Bosna Ersekli golcü Edin Dzeko için artık geri sayıma geçildi. Transfer için artık sadece kap açıklaması bekleniliyor. 37 yaşındaki Bosna'da golcü sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imza atacak. Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak. Ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribay da bon servisi alınmıştı. Bir nevi üçüncü transfer olmuş olacak. Peki Edin Ceko ne kadar maaş alacak Fenerbahçe'den? Şimdi yani Ceko'nun maaşı ne kadar? Arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Bu sosyal medyanın haberlerine göre maaş. Ee, şimdi 37 yaşındaki Ceko için son olarak 4,5 milyon euro yıllık ücret oradan kazanıyordu. Fenerbahçe'ye 4,5 milyon euroyu verecek. Artı 2 milyon euro da imza parası verecek diye. Hatırlarsanız son e, ile ilgili yaptığım son e, kap videosunda arkadaşlar hatırlarsanız raporların ikna ettiğini söylemiştik. Lukaku'yu yedek bıraktığından bahsetmiştik. Etrafındaki oyunculara kariyer sezonu yaşattığını söyledik. E, Inzaghi'nin hiç kendisinden şaşmadığını, şampiyonlar ligi finalinde bile oynattığını söyledik. Takım içindeki büyük figür olmasından bahsettik. La Gazette de Sport'un Inter'in tartışmasız lideri dediğinde ve son 5 sezonda 222 maça çıkmasından Geçen sezon maşallah hiç sakatlanmamasından inşallah bu sezon da hiç sakatlanmaz. Bunların hepsinden bahsettik arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'mizin yani Ali Koç dönemindeki 18. forveti. İslam Slimani, Michael Frey, Andre Ayev, Vedat Muriçi. Bak Vedat Muriçi tuttum. Allah yar Seyyat maneş size göre tutmadı. Hı. Bana göre tuttu. Yani çünkü Allah yar Seyyat <laughs> para kazandık. Yine kazanabiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mevlüt Erdinç, Kemal Adem'i, Mamet Bence Mamet da tuttu. Sonuçta para kazandık. Enner Valencia bence tuttu. Papi Samatta, Sinan Gümüş, Mergin Berişa var. Bence Berişa da tuttu. Ca Pedro. Bence Pedro'nun sakatlığı sıkıntı. Batu Ay Bence Batu Ay da tuttu. Kim ne derse desin. Joshua King. Yani tutmadı desem daha doğru olur. Sakatlık vesaire. Thiago Çukur en erken bence. Ya şu Akingi de siliyorum. Thiago Çukur'u da siliyorum. Hani şu an erken olduğu için konuşmak mantıksız. Ve Edin Dzeko. Yani 18 forvetten Vedat 1. Allah yarısı 2. Tiam 3. Valencia 4. Berisha 5. Pedro 6. Batuay 7. Dzeko 8. Hani 8 tane <laughs> alıp kar elde ettiren ya da alıp eee iyi performans gösteren forvet aldığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, hani böyle bir durum var ortada. Şimdi Fenerbahçe'de Ceko tamam. Sıradaki Sıradaki isim kim? Fenerbahçe'de sıradaki isim Musa Barrow. Şimdi boşnak golcü Ceko artık Fenerbahçe'den artık buradan dönüşü yok. Hani çok çok e, uç bir şey çıkarsa Allah göstermesin sağlık kontrollerinde vesaire e, durum böyle. Şimdi çizme basınına göre Kanarya Bologna'nın kanat oyuncusu Musa Barrov'dan önemli bir mesafe kat etti diyor haberde. Ceko'dan sonra sıra orada şimdi arkadaşlar Ceko'yu transfer etmek hani Musa Barrow'a da gel buraya demek gibi bir şey oluyor. Çünkü o ligin saygın isimlerinden birini alıp hani e, Bak biz kadro kuruyoruz vesaire 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 demek gibi bir durum arkadaşlar. Şimdi hücum hattını güçlendirmek istiyor. Musa Barro için temaslar sürüyor ve İtalya basında bunu söylüyor ve görüşmeler başladı haberiyle. Ceko'yu satın alma sürecini sonlandıran Fenerbahçe Serie atağı için takviye aramaya devam ediyor deniliyor haberlerde. Ve haberin devamında diyor ki Türk kulübünün Boşnak Yıldız'ın yanı sıra Musa Barro'yu da değerlendiriyor. Hatta görüşmeler bile başladı diyor. Şimdi 2025'e kadar sözleşmesi var. Satın alma opsiyonu kiralık istiyor Fenerbahçe diyor. Ve bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek. Bologna'nın piyasada Barrow'un yerini alacak birini aramak için gerekli zamanında var diyor. Peki karnesi ne oyuncunun? 24 yaşındaki futbolcu kariyerinde önemli bir hani aksama yaşamadı. Yerde bıraktığımız sezon ayak bileği problemleri ve gerilme kaynaklı olarak bir ay sahalardan uzak kalıp 4 maçta forma giymedi. Kariyeri hep İtalya'da geçti. 24 yaşındaki Barrow Kariyerini İtalya'da geçirdi. Bologna öncesinde Atalanta forması giyen kanat oyuncusu. Kulüp kariyerinde 217 resmi maça çıkıp 74 gol 41 asist üretti. Yani arkadaşlar hemen hemen yarı yarıya gol katkısı. Hiç kırmızı kart görmedi. Gambia milli takımda 28 kez görev alıp 5 gol attı. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Ancak arkadaşlar haberlerde farklılıklar var. Nasıl bir farklılık derseniz. Ceko transferi sonrası Fenerbahçe'ye kötü haber. 12 milyon euro başlığıyla söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe Ceko'yu aldı. Ryan Riyankent zaten Fenerbahçe'de. 2. Musa Barrova da Fenerbahçe almak istiyor. Elinden geleni yapıyor. Fakat elindeki, önündeki en büyük engel 12 milyon euro. Şimdi Altay Bayındır var elinde. Bu arada onu da hatırlatmakta fayda var. Kaleci transferinde ABC planı yoksa sadece A planı var. Livakovic Livakovic'te de biz geri çekildik gibi bir durum ile karşı karşıyayız. Hani geri çekildik gibi ee, ve geri çekildikten sonra şimdi beklemedeyiz arkadaşlar. Hani bakalım ne müjde gelecek. Yani burada önümde çok uzun bir e, haber var. Hani Livakovic için 10 milyon euro beklentisi var. Fenerbahçe 6 milyon euro teklif etti. Beklemedeyiz diye. Şimdi İtalyan basından La Gazzetta Della Sport Musa Barrow için Fenerbahçe işinin çok çok zor belki de imkansız olduğunu söylüyor. La Gazzetta della Sport söylüyorsa tam tersini düşünün arkadaşlar. Mesela a spor ne diyor? Arda Güler gidecek diyor. Değil mi? Mesela A-Sport. O zaman hayırlı olsun Arda Güler kalacak. Sözleşme uzatacak demektir. Ee, bu da benzer arkadaşlar. Bu da aynısı. Şimdi 12 milyon euro istiyor ve hiçbir indirimi kabul etmiyor diyor. Serie A'da 32 maça çıktı. 3 gol 8 asistlik katkı sundum. Arkadaşlar bizim elimizde Rossi diye bir arkadaş var. Bu arkadaştan 9,5 milyon euroluk bir beklentimiz var. Hepiniz aynı cümleyi kuracaksınız kuru halinde. Hocam kimse ona 9,5 milyon euro vermez diyeceksiniz. Verirler. Verirler arkadaşlar. Merak etmeyin. Verirler. Ee, yani yeter ki siz destekleyin. Verirler. Verirler. Ve ben şunu söylüyorum. Rossi bence dünyanın en iyi kanat oyuncularından bir tanesi. Hani 9.5 milyon euro çok az bile. 15-16 verseler yeridir. Hiç belli olmaz. Transfer başarısı diye bir şey var. Bakalım nasıl başarılar elde edeceğiz. Altay Bayındır aklıma gelmişken arkadaşlar. Inter Altay Bayındır için ilgi mektubu gönderdi. Yani bu ne demek? Almak istiyoruz demek. Yani... Gerçekten... Eee... Utanç verici bir durum diyeyim. Altay Bayındır'ı Inter'in istemesi. Çünkü hani Altay için biz Brezilya Milli Takımından falan teklif tek bekliyorduk. O kadar iyi kaleci. İlgi mektubu arkadaşlar. Burada bu şu demek değil. İlgi mektubunu anlatayım ben size. Yani biz futbolcuyla ilgileniyoruz. Kaça bırakırsınız? Yani oyuncu satlık mı gibisinden. Ortada konuşulan, telaffuz edilen bir rakam yok ama 7 milyon euro civarında bir şey duydum. 6 ay 7 milyon euroya gidecek olsa e, ne dersiniz? Ben şunu söyleyeyim. Kendi açımdan söyleyeyim. 6 ay 7'ye gidecek olursa İrfan Can Eğribayat da seneye 7'ye gider. Ondan sonra başka kaleci alırsan ne bileyim Ertuğrul'u falan oynatırsan o da 2-3 sene sonra 7'ye gider. Hocam burada ne demek istiyorsun? Burada şunu demek istiyorum. Bu bir yoldur. O yolu açmak lazım. Nasıl açacaksın? Böyle açacaksın. Yani 1.5'ü aldığın futbolcuyu 7'ye satarsan bu bir yoldur arkadaşlar. Sen bu yolu açmış olursun. Ve bu yoldan bir sürü kişi geçer. Hani e, şu an mesela ne konuşuyoruz biz? Arda Güler'i konuşuyoruz. Şimdi Arda Güler atıyorum kafadan 45 milyon euroya gitti diyelim. Hani 45 milyon euroya satıldı diyelim. Bu aslında bir yol açmadır. Alt yapıdaki bütün futbolculara bakın siz de oynarsanız bu kadar gidebilirsiniz. E, gibisinden arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani... Ee, durum bu. Bu arada Edin Dzeko kariyerinde 3 defa gol krallığı sevinci yaşamış. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. 2009-2010'da Bundesliga'da 22 golle. 2016-17'de Avrupa Ligi'nde 8 golle. 2016-17'de Serie A'da 29 golle gol krallığı yaşamış. Avrupa Ligi'nin yanına bir de belki de konferans ligi eklenecek. Konferans konuşacağım. Şimdi Elif Buse araştırıyor ki Edin Dzeko transferiyle birlikte Fenerbahçe'deki Horvet sayısı yeniden 5'e yükseldi diyor. Fenerbahçe'nin sistemi, oyun anlayışı çift forvet olan bir teknik adam tercih edeceğini düşünüyorum demiş. Yanılıyorsun şekerim. Niye yanılıyorsun? E, Fenerbahçe çift forvetli bir teknik adam seçmeyecek. Tek forvetli bir teknik adam seçecek. Tek forvet artı 10 numara. Forma giymem ben 10 numara. Şimdi çift forvetin özelliği şuydu. Yani Fenerbahçe'deki çift forvet e, ikisi de orada çakılı kalan hani birbirlerine yardımlaşan ama savunma hattına e, yardımı pek az olan bir çift forvette. Bu sefer başka bir şey olacak. Bir de şunu söyleyeyim. Joshua King ile ilgili ve Cao Pedro ile ilgili ikisine de menajerine şu yetki verildi. Hani e, bulabilirseniz, herhangi bir kulüp bulabilirseniz ayrılmak için görüşün. E, biz size yetki veriyoruz diye arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu iki futbolcuya da böyle bir yetki verdik. Ve bu yetkiden de fazlası var aslında ama neyse. Şimdi konferans ile ilgili de bir konuşmam var. Avrupa konferans ile ilgili başarı para ödülleri açıklanmış. İkinci ön eleme turu 350 bin euro elenen takım. Şimdi elenen 350 bin alıyorsa devam eden üçüncü ön eleme turunda elenen takım 550 bin euro alıyor. Yani 2'de değil de 3'te de elendi takım diyelim. 550 bin euro alıyor. Mesela Adana Demirspor 3. elemeye geçti. Orada elendi. 550 bin euro teselli ödülü. Playoff turunda elenirse 750 bin euro. Şimdi bu turların yani 6 maç üzerinden söylüyorum. Bir bilet geliri var. Reklam geliri var. Bir de tur geçmekten dolayı küçük bir bedeli var. 3 turu da geçti Fenerbahçe'miz inşallah. Gruplara kaldı. Arkadaşlar gruplara kalma parası 2 940 bin euro. Şimdi hepiniz aynı cümleyi söyleyeceksiniz. Hocam Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalsan işte şu kadar milyon euro veriyor falan filan. Şöyle böyle falan filan diye. Yani e, 250 e, milyon euro verecek halleri yok. Ha Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruba iki 2,5 milyon şey 25 milyon euro veriyorlar. Artı galibiyet başına 3,2 milyon euro falan filan dersiniz. Durum başka. Şimdi gruba kaldım. 2 milyon 940 milyon. 3 diyelim ya. Gruptaki her galibiyetin 500 bin euro. Yanlış anlamayın beni. Kimseyi küçümsediğimden değil ama kağıt üstünde konuşuyorum. Kağıt üstünde 6'da 6 yapılabilecek gruplar gözüküyor. Yani Fenerbahçe şansı gerçi biz konferans liginde gidip şampiyonlar ligi grubu çekeriz. O da ayrı mesele. Bizim şansımız öyle ama ee... şimdi gruba kaldın 3 milyon euro. Her galibiyetin 500 bin euro. 6'da 6 yaptın. 3 milyon euro da buradan 6 milyon euro oldu. Bak bir gruba kalıp gruptan çıkman 6 milyon euro. Grup liderliğinden dolayı arkadaşlar 650 bin euro da öyle bir ödül geliyor. Yani 6 650 e, artı artısı var. Oraya kaldın. Şimdi otomatikman son 16'ya kalmış oluyorsun. Şey son 32 turu 300 bin euro. Grup ikincileri son 16 turu 600 bin euro. Grup liderler zaten lider çıktığın için ve son 16'ya kalırsan da 600 bin euro da 7.2. Çeyrek finale çıktın 1, 8.2. Yarı finale çıktın 2, 10.2 milyon euro. Şampiyon olursam 5 milyon euro da budur. 15.2 milyon euro. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası. Fenerbahçe'nin önündeki konferans ligi serüveninde eğer hani şampiyonluk olursa bakın inanın şimdi Jorge Jesus da biz geçen sene UEFA'da değil de konferans liginde olsaydık kupayı kazanabilirdik. Gerçekten kupayı kazanabilirdik. Ee, burada da bu durum ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Edin için şu da söyleniyor. Hocam kalite tartışılmaz 37 yaşında 4,5 tane 2 yıllık sözleşme 2 yıl imza parası verilir mi? Verilir. Ama ben şunu söyleyeyim. 30 yaşındaki Zaha'ya da 22 milyon euro transfer market değer olan Wilfred Zaha'ya da yıllık 5 milyon eurodan 3 yıllık kontrat artı 5 milyon euro da imza parası verilebilir. Yani uzun lafın kısası. Satrosi'yi 9.5'a Al Musa Barrow'u. Wilfred Zaha'ya ver imza parasını. alsa kanada. edince konfor vette Kent'in yedekleri arasında. Arda Güler'in senin e, sözleşme uzatır. Ca ja Pedro'yu Joshua King'i de satarsın. Kaynak elde edersin. Ceko, Batshuayi, Thiago Çukur'da geri gelecek. Serdar Dursun giderse gitmezse o da kadroda yer alır. Böyle bir durum olur arkadaşlar. Hani Politano ve Orsolini açıkçası Türkiye'ye sıcak bakmıyorlar muhtemelen onlara soracaksınız hocam onlar gelmiyor muydu diye hani bakmıyor sıcak bakmıyorlar arkadaşlar Edinçko için 22 ya da 23 Haziran'da kap dedim herhangi bir yanlışlık olmadı 22 Haziran'da kapı geldi İsmail Kartal için de 24 Haziran'da kap bekliyorum dedim hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar benim aktaracaklarım bu kadar beğeniyi size bırakıyorum. Gerisini size bırakıyorum. Yani bir zahmet. Artık gerisi sizde. Görüşmek üzere.